Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli izleyiciler, Köşe Okumaları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, kendimizi bildik bileli, büyüklerimiz nimetin kıymetini bilmekten, hocalarımızsa nimetlerin şükrünü eda edebilmekten dem vururlar ve bunları yapamadığımız için sitem ederler. Peki, insanoğlunun aslında en büyük imtihanı, en başta nimetlerin farkında olamamak değil midir? Biz, Rabbimizin bize hangi nimetleri verdiğinin farkında olmalıyız ki kıymetini bilelim ve şükrünü eda edelim. Yazar Hamza Yusuf, Kalbin Simyası isimli eserinde işte tam da bundan bahsediyor. Kitapta kalbin hastalıklarından, tanımlarından ve tedavilerinden bahsediyor. Bizler sizlerle bu hastalıklardan yalnızca bir tanesini, nimetlere karşı nankörlük hastalığını ele alacağız. Sıradaki hastalık, size gelen her nimet Allah'tandır hakikatine karşı gaflet, nimete ve nimeti verene karşı takdir eksikliği ve nahoş bir umursamazlık anlamına gelen küfranı nimettir. Yani nimete karşı nankörlüktür. Kur'an'ın da hatırlattığı gibi, bize verilen nimetlerin sayısı belirsizdir. Bu nimetler türlü türlüdür. Yiyecek, giyecek, barınak gibi görüp dokunabildiklerimiz bir yana, güvenlik, arkadaşlık, sevgi, sıhhat ve zarar ve musibetten korunma gibi göremediğimiz birçok nimet vardır. Kur'an-ı Kerim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla cümlesiyle yani besmele ile başlar. Bazı alimlere göre Rahman ismi temel ve aşikar yani hayatta kalabilmek için gerekli ve gözle görülebilir nimetlerden bahseder ve bu nimetleri veren anlamına gelir. Rahim ismi ise daha nazik ancak mahrum kalındığında fark edilen nimetleri veren anlamına gelir. Örneğin, bizler bir günde hiç farkında olmadan binlerce kez göz kırparız. Halbuki gözyaşı bezleri çalışmadığı için suni nemlendiriciye muhtaç olan insanlar vardır. Yalnızca gözümüzle ilgili dahi sayısız nimete sahibiz. Dengeli bir şekilde yürüyebilmek için adım atmayı mümkün kılan onlarca kası bilinçli olarak hareket ettirmek zorunda olmamak mesela. Ya da baş parmağımız sayesinde ellerimizle birçok canlının yeltenemediği hareketleri yapabiliyor olmamız. Allah yiyecekleri tatsız tuzsuz değil, binbir çeşit lezzet ve aromayla yaratmıştır. Sonra mesela etle beslenen hayvanların avlarını nasıl parçaladıklarını görünce İnsana verilen izzetle beslenme nimeti de ayrıca anlam buluyor. Kıymetli izleyiciler, burada fark etmemiz gereken bir nokta, Allah'ın her nimeti yerine has ve kıymetini de o şekilde bilinecek şekilde yaratmış olmasıdır. Örneğin, kaybolduğunuz uçsuz bucaksız bir çölde ne kadar servetiniz olursa olsun, bir bardak suyu olan bir bedevi sizden daha zengindir. Orada kıymeti bilinmesi gereken nimet sudur. Aynı şekilde uçsuz bucaksız bir okyanusta bir gemide fırtınalarla boğuşurken yolunuzu kaybetmiş bir haldeyseniz sizi kurtaracak olan bir define haritası değildir. Kıyıyı gösteren harita ve bir pusuladır. Her nimet yerinde kıymetlidir. Verilen nimetleri saymamız her ne kadar mümkün olmasa da şükretmemiz emredilir. Ayette İnsan yiyeceğine bir baksın. Doğrusu suyu bol bol indirdik. Sonra toprağı nasıl dayardık? Bu suretle orada ekinler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Siz ve hayvanlarınız faydalanabilsin diye. Bu nimetlerin üzerinde düşünmemizi söylemek için indirilen Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi de büyük bir nimettir. Zira insan, bir hidayet rehberi olmadan kendi kendine nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini dahi bilemez. Allah'ın nimetlerini yok saymak,
insanı doğrudan küfre, yani Allah'ı reddetmeye götürebilir. Kıymetli izleyiciler, burada aklımıza bir soru düşebilir. Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bunca nimete karşı nankörlük ettiği halde, Rabbimizin hala nimetlendirmeye devam ettiği kulları vardır. Peki sebebi nedir? Neden Allah Celle Celaluhu kendisinin gönderdiği nimetleri inkar ettiği halde, hatta ve hatta kendisini de inkar ettiği halde nimetlendirmeye devam eder? Cevabı bir sonraki paragrafta. Cenab-ı Allah'ın küfran-ı nimet içindeki, yani nimetlere karşı nankörlük hastalığı içindeki bir kimseyi, başkalarına elindeki nimetlerle hava attığı halde onlardan mahrum etmemesine istidraç denir. Hatta Allah bu kişi üzerindeki nimetlerini kesmek yerine artırabilir bile. Bu sefer bu şükürsüz kişi kendini Allah'ın sevgili kulu zannetmeye başlar. Sapkın olmaktan daha fecisi, yoldan çıktığı halde kendini hala Allah'ın sevdiği bir kul zannetmektir. Kıymetli izleyiciler, burada bir gaflet ortaya çıkıyor. Rabbimize karşı, Rabbimizin bize verdiği nimetlere karşı büyük bir gaflet ortaya çıkıyor. Zira her yemekten sonra el açıp da "Ya Rabbi, bu nimetlerin yokluğuyla bizi imtihan etme" diye dua ederken, kalkmakta olduğumuz sofradaki nimetlerin dışında başka nimetlerin yokluğundan da endişe ediyor muyuz? Nimet dediğimizde aklımıza ekmek, su, aş, hamur, bunlar geliyor ve nimetle oynama dendiğinde yalnızca bunlardan çekiyoruz ellerimizi. Sanki boşa geçirdiğimiz zaman nimet değilmiş gibi, zamanını boşa harcadığımız insanlar, kıymetini bilmediğimiz, kalbini kırdığımız dostlar ve üzdüğümüz anne babalarımız nimet değillermiş gibi. Halbuki Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden birisi hala hayatta olan sevdiklerimiz değil midir? Efendim, peki Rabbimizin bu nimetleri bizden almaması için, bu nimetlerden mahrum kalmamak için ne yapmamız gerekiyor? Bu nimetlerin farkında olabilmek, kıymetini bilebilmek ve şükrünü eda edebilmek nedir ve nasıl yapılıyor? Bir sonraki paragrafta bu sorularımıza cevap buluyoruz. Allah bir kavme verdiği nimeti onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. İnsanlar şükretmeyi bırakmadıkça Allah nimetini geri almaz. Bir şair, "Eğer bir nimete erdiysen onu koru, zira isyan onu çekip alır" demiştir. Buradaki korumak, nimeti muhafaza etmek, nimeti koruyup kollamak değildir. Rabbimize bu nimetleri verdiği için şükretmektir. Zira biz şükrünü eda ettiğimizde Rabbimiz bize verdiği nimetlerin en yüce koruyucusu olacaktır. Allah'a hamd etmek insanı nimetlerden mahrum kalmaktan muhafaza eder. Kıymetli izleyiciler, peki bu nimetlerin hamdi ve şükrü nasıl olmakta? Rabbimiz her alanda, her ihtiyaca binaen özel bir nimet yarattığı gibi bu nimetlerin de şükürleri haliyle kendilerine has oluyor. Örneğin Rabbimizin bize verdiği ilk nimetlerden biri olan hayat nimeti, kuşkusuz en büyük nimetlerden biri. Zira hayat olmasa Rabbimize karşı kulluk yapamayız. Hayat nimetinin şükrü de hayatımızı, yaşamımızı Rabbimizin razı olduğu şekilde sürdürmektir. Sonra akıl nimeti. Allah Celle Celaluhu bizlere akıl gibi büyük bir nimet verdi. Bu nimetin şükrü ise düşünebilme fonksiyonunu devreye sokan bu aklı, aklı vereni düşünmektir. Rabbimizi tefekkür etmektir. Sonra Allah bizlere bir kalp, bir gönül verdi. Muhabbet kaynağı, sevgi kaynağı, dostluk kaynağı bir gönül verdi. Kuşkusuz bunların şükrünü eda edebilmek de Rabbimizin sevdiklerini sevmek, Rabbimizin dostlarına dostluk göstermek olacaktır. Kıymetli izleyiciler, bir köşe okumaları programımızın daha sonuna geldik. Allah Celle Celaluhu farkında olmadığımız birçok nimetin farkına varabilmeyi nasip eylesin. Sonra kıymetini bilebilmeyi ve şükrünü eda edebilmeyi nasip eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.